Özlem, Pentagon'un yayınladığı görüntülerin biraz ayrıntılarına değinelim. Görüntüler üzerinden biraz konuşalım. Görüntüde bir Rus Su-27 savaş uçağının Amerika'ya ait insansız hava aracına çok yaklaştığı görülüyor. Bir noktada önüne yakıt boşalttığı görülüyor. Ve yine bir başka kısmında da yayınlanan, kamuoyuyla paylaşılan görüntünün yine uçağının insansız hava aracına çok yakın bir manevra yaptığı görülüyor ve sonrasında da video akışı kesiliyor. Pentagon işte görüntüde görülen bu kesinti anının Rus savaş uçağının insansız hava aracının pervanesine çarptığı anı işaret ettiğini söylüyor Pentagon yetkilileri. Zaten sonra da görüntü insansız hava aracının çarpmadan dolayı hasar görmüş olan pervanesinin görüntüsüyle son buluyor. Görüntü aslında 40 saniye. Neden 40 saniye? Çünkü süresi itibariyle Pentagon yetkilileri görüntünün ABD ordusu tarafından montajlanarak kamuoyuna verildiğini ifade ediyor. Aslında çünkü Rus savaş uçağının insansız hava aracına yönelik Amerikalıların ifadesiyle tacizi ve bütün olay gerçekte 30-40 dakika kadar devam ediyor aslında. Ama kamuoyuyla paylaşılan görüntü 40 saniye. Biraz önce ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü Pat Ryder bir basın toplantısı düzenledi Pentagon'da, günlük basın briefingi. Orada da tabii insansız hava aracının düşmesine yol açması, Rus savaş uçağının, bu konu gündeme geldi. Pentagon sözcüsü Rusya'nın insansız hava aracının enkazına ulaşmaya çalıştıklarına ilişkin ellerinde göstergeler olduğunu ifade etti. Rusya bu yönde çaba gösteriyor, işaretler bu yönde. Ancak fayda sağlayabilecek bir şeye erişme ihtimallerinin çok düşük olduğunu değerlendiriyoruz, dedi Pentagon sözcüsü. Şunu hatırlatmakta belki fayda var. Daha önce Amerikalı bir yetkili Rus gemilerinin insansız hava aracının denize düştüğü yerde görüldüğünü ifade etmişti. Bu Rus gemileri hala orada mı değil mi bilmiyoruz. Belirsizliğini koruyor o konu. Ama Amerikalı yetkililer şunu vurguluyorlar: evet, bölgede Amerika'nın gemisi olmayabilir ama o bölgede çok sayıda müttefikimiz ve dostumuz var ifadelerini kullandı Amerikalı yetkililer dün. Bütün bu yaşananlar tabii ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu arasındaki telefon görüşmesi ve sonrasında da ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov arasındaki telefon görüşmesinin ardından geliyor. Taraflardan yapılan açıklamaya baktığımızda Amerika tarafı şunun altını çizdi: bu görüşmelerin yapılabiliyor olması, iki taraf arasında bu iletişim kanallarının açık olması önemli, dedi ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin dün yaptığı açıklamada. Son bir not olarak belki şunu da ifade etmek gerekiyor. Bu yaşanan olay Amerika'nın Karadeniz stratejisini de yine Kongre düzeyinde de gündeme getirdi. Dün biri Demokrat, diğeri Cumhuriyetçi iki senatör bir tasarı sundular birlikte. Senatör Jen Shahin ve Mitt Romney, Biden yönetiminin Karadeniz stratejisi geliştirmesi çağrısında bulunarak Karadeniz'deki ülkelerinde belki güvenlik desteğinin artırılmasına yönelik bu yeni bir strateji geliştirmesi yönünde de bir takım çağrılar var bu yaşanan olayın ardından, Özlem.